Merhaba sevgili seyirciler. Bizler Rotamız Türkiye ekibi olarak Türkiye'yi adım adım gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Gaziantep iline bağlı Yavuz Ali ilçesini tanıyacağız. Yavuz Ali, Gaziantep'in 10 ilçesinden biri. 41 köyü ve 10 mezrası bulunan ilçenin Gaziantep'e uzaklığı 38 kilometre. Her gün buradan kime gidersin? Ardına bakma, beni yakarsın. Ardına bakma. Doğusunda Rum Kalesi Fırat Nehri, batısında Kahramanmaraş, güneyinde Nizip, kuzeyinde Pazarcık yer alıyor. Yarı kaybettim, ona yanarım. Resmi nüfusu 7743 olan ilçenin ekonomisi tarıma dayanıyor. Yarı kaybettim, ona yanarım. Yavuz elinde, Yavuz elinde. Var, 1958 yılında ilçe olan Yavuz Ali'nin tarihte birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı biliniyor. Küsüp gidiyor, içim yanıyor, bağrım yanıyor. Koyar bana niye, küsüp gidiyor, içim yanıyor, bağrım yanıyor. Sevgili seyirciler, arkamda görmüş olduğunuz köprünün adı Kesik Köprü. Yavuz Ali ilçesi adını bu köprüden almış. Anlatılanlara göre Yavuz Sultan Selim İran seferine giderken Sultan Murat Caddesi'nden geçmiş ve Merzimen Çayı'na geldiğinde o tarihte burada yaşayan halk padişahın geçebilmesi için hemen bu köprüyü yapmış. Yavuz Sultan Selim'in İlçe halkının ne kadar Yavuz olduğunu dile getirmesiyle birlikte bu güzel ilçe Yavuz Ali adını almış. Ne oldu sana, dünya malına tapıp gidersin. Dünya malına tapıp gidersin. Sonunda sen de rezil olursun, içim yanıyor. Yavuz Ali ilçe merkezine 5 kilometre mesafede yer alan Dolmen mezarındayız şimdi sevgili seyirciler. Burayla ilgili çok fazla bilgi yok ancak sadece Tunç Devri'nden kalma olduğu biliniyor. Tarihin hemen hemen her döneminden izler taşıyan Yavuz Ali'nde böylesi önemli yapıların halen korunduğunu görmek oldukça sevindiriyor bizleri. Yavuz Ali'nde bir sevdiğim var. Yar bana niye küsüp gidin? Adem ve Havva'dan geldi çok insan. Nebiler, veliler doldu nümayan. Yüz bin kere doldu boşandı cihan. Nuh Nebiyullah'a tufan eyledi. Yavuz Ali'nde Merzimen Caddesi'ndeyiz şimdi sevgili seyirciler. Buradaki asfaltlama çalışmaları sona ermiş ve çok kısa bir süre sonra kaldırım çalışmalarına da başlanacak. Yavuz Ali Belediyesi göreve geldiğinden bu yana asfalt çalışmalarını hızla sürdürüyor. Seni bir gün sevemedim, içim yanıyor. Üzerinde birçok evin bulunduğu Kula Sokak'ta asfaltla kaplanmış. Yavuz elinde, Yavuz elinde, bir sevdiğim var. Yavuz elinde, bir sevdiğim var. Yavuz elinde, o yar bana niye küsüp gidiyor içim. Yavuz Ali'nin en meşhur şeyi kadınların sokakta oturması sevgili seyirciler. Gelin hep beraber gidelim şimdi yanlarına. Nezahat teyzem. Buyur. Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Oturuyorsun. Akşama kadar oturuyor musun böyle? Ne yapayım? Hava da sıcak. Gölgeyi bulmuşsun, oturmuşsun. Oh ne güzel. Çok güzel. Belediyenin çalışmalarıyla ilgili ne düşünüyorsun Nezahat teyze? Çok iyi düşünüyorum. Çok iyi çalışıyor. İyi çalışıyor diyorsun. Amcacığım adın ne? Teşekkür ederim. Ali. Ali? Evet. Ali amcam kaç yaşındasın?
Yaşımı, babam iki de evlendiğini biliyorum. O yaşımı biliyorum diyorsun. 88. 80 yaşındasın. Ha. Maşallah. Kaç çocuk var? 8. 8 çocuk var. Kaç torun? Torunu sayma ya. Torun çok. 8 oğlan bir kız. 8 oğlan bir kızmış. 9 evet. Çocuk oluyor. Niye kızı saymıyorsun? Yok ben kızı hesaba katmıyorum. Olur mu öyle şey ya? 9 çocuk var. Eşin? Eşin? Eşim ha burada içeride. Burada mı? Ha burada. Peki kaç tane eşin var? Ya, bu ikinci. Bu ikinci. Ha. Tamam peki. Sen buranın en yaşlılarından birisin. Buranın en eski halini de bilirsin. Şimdiki halini de görüyorsun. Şimdiki halimiz iyi. Peki belediyeden istediğin bir şey var mı? Ya da belediyenin çalışmalarını nasıl buluyorsun? İyiler. İyiler değil mi? Evet. Yani çok değişti değil mi son zamanlarda burada? Değişti ya. Peki çok teşekkür ederiz amcacığım. Sağ ol. Burası Fevzi Çakmak Mahallesi Arabağın Caddesi. Burası da Sultan Selim Mahallesi Şehit Hanifi Yıldırım Caddesi. Bu caddelerdeki asfaltlama çalışmaları da tamamlanmış.